8 Kasım 2015 Bursa. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, Fütuhat-ı Mekke'nin 5. cildinden 197. sayfadan oruç bahsinden devam ediyoruz. Kocası var iken kadının nafile oruç tutması. Müslim Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber'in kocası var iken onun izni olmaksızın kadın oruç tutamaz demiştir. Bu noktada izin olmasa bile Ramazan orucunun vacip olduğunda görüş birliği vardır. Bu nedenle Ebu Davud hadise Ramazan'ın dışındaki oruçlar kaydını düşürmüştür. Batini yorumda kadın mümin nefs, kocası ise onu üzerinde hüküm sahibi olandır. Bu ise şeriat değil, mümin nefsin şeriata inanmasıdır. Şari, kendisine inanan nefse dilediklerini farz kılar. Böyle bir nefsinin yapacağı veya başlayacağı her davranış veya amel şeriatın izniyle ve hükmüyle olabilir. Allah'ın kulları içinden fiile başlarken bütün davranışlarında şeriatın hükmünü düşünenler ki böyle yapmak onlar adına pek hayırlı olurdu azdır. Bu nedenle de pek çok iyiliği ve büyük bir bilgiyi yitirirler. Yolcunun orucu. Es-Sahihayn yani Müslim ve Buhari'de İbni Abbas'ın peygamberden şöyle aktardığı zikredilir. Yolculukta oruç tutmak iyilikten değildir. Den. Buhari'nin rivayetinde geçer. Müslim'in aktardığı hadis den sözü geçmeksizin iyilik değildir şeklindedir. Seferin yani yolculuğun sefer diye isimlendirilmesinin nedeni insanların huylarını izhar etmesidir. Bunu ise güç ve imkan sahipleri için meşakkatli ve zorluklar içermesi nedeniyle yapar. Böyle ise zayıfların hali nasıldır hesap ediniz. Birisi amelini yapanından ayırırsa orucundan uzaklaşmış olur ve onu yapanına bırakır. Dolayısıyla oruçluyken bir amel yaptığını iddia etmez. Bu kişi riyanın karışmadığı oruç tutmuştur. Kendisine ait olmayan bir şeyi insanın kendisine ait sayması iyilikten değildir ya da iyilik değildir. İşte bu bir işarettir ve onun sınırında dur. Bu konuda söz uzardı. Vacip oruç günlerinin sayısı. Oruçta vacip günlerin sayısı 226 gündür. Bütün bir sene içerisinde tutulabilecek nihai oruç günü sayısı budur. 226. Adak orucu ise hesaplanamaz ve onu sınırlayamayız. En çoğu bir yıldır. Teşrik günleri orucunun yasak olduğunu kabul edenlere göre 6 veya 3 gün veya 2 gün eksikte olabilir. Bu 2 gün haklarında görüş birliğine varılan kurban ve Ramazan bayramı günleridir. Oruçta adağın en azı 1 gündür. En azına baktığımızda 227 gün dersin. Bu sayının dışındakiler ise vacip oruç değildir. Bir kısmı eşiyle cinsel ilişkiye giren, eşini mahremine benzetmek şeklinde bir yemin anlamındaki zihar yapan ve hacda yanlışlıkla bir şey öldürenin tutacağı oruçlardır. Bunlar 60, 60 ve 60 gündür. Ramazan'da onlardan biri olarak 30 gündür. Hacda fidye olarak oruç tutmak da 3 gündür. 3 gün yemin orucu, 10 gün temettü orucu, adak için ise en az 1 gün oruç vardır. Bunların bir kısmı ise serbest vacip oruçlardır. Bir kısmı ise zamanla belirlenmiş ve sınırlanmış oruçlardır. Bilmelisin ki oruç ile kendilerini zorunlu kılan ya da bedeli oldukları bir davranışlar arasında bir ilişki bulunmasaydı orucun onların yerini alması geçerli olmazdı. Orucun onların yerini alması her orucun bir kefaret olmasından kaynaklanır. Bu ise bizim serbest vacip sözümüzün anlamıdır. Orucun bir kısmı insana yasaklanmış şeyi ona helal yaparken bir kısmı Allah'ın onun üzerindeki hakkını düşürür. Bir kısmı ise Allah hakkını ve başkasının onun üzerindeki hakkını düşürür. Bu günlerin ve bunların vacip olduğu bana bildirildiğinde şöyle denildi. Seni bu iş ilişkileri ortaya çıkartma hususunda kendi haline bıraktık. Bu noktada yalnız da değilsin. Bunların bilgisinin verilip de hangi yoldan olursa olsun onları bildirmesi yasaklanmış kimseler de senin gibidir. Bu durum beni bu ilişkileri açıklamaktan engelledi.
İlahi emirler ve Rabbani işaretler sınırında durmak bu yol ehli için zorunludur. Oruçlunun misvak kullanması. El-Hasan'da Amir bin Rabia'nın şöyle dediği yer alır. Hazreti Peygamber'in sayamayacağım kez oruçluyken misvak kullandığını gördüm. Bazı bilginler bütün günlerde bunu geçerli saymıştır ki ben de bu görüşteyim. Bazı bilginler ise öğleden sonra misvak kullanmayı mekruh saymıştır. Ağız kokusuna dikkate alan kimse misvak kullanmayı eksik sayar. Halbuki bu kişinin meseleye bakışı eksiktir. Çünkü Hazreti Peygamber misvak ağzı temizler ve Rabbin rızasını kazandırır demiştir. Misvak Rabbi razı eder. Dişleri kir ve kendisine ilişen şartlardan korur. Sarartıdan korur. Bezzar Hazreti Peygamber'in sahabesine şöyle dediğini aktarır. Neden dişleriniz sararmış bir halde huzuruma giriyorsunuz? Onları temizleyin. Burada peygamber gözün payını zikretmiş, kokuya ise eğilmemiştir. Kokuyu ise misvak gidermez. Ağız kokusu midede gerçekleşen ve nefes almanın ortaya çıkarttığı bir bozulmadır. Meseleye böyle bakan kimseyle izzetten zillete düşen hakkında söylenen istem ve kal cemelu yani erkek deve dişiye benzedi. Bunu söyleyen diyen kişi birdir. Oruçlunun ağız kokusu Allah katında kıyamet günü misk kokusundan daha temiz olduğuna göre kıyamet günü onun kokusu misk kokusuyla değişecektir. O halde söz konusu olan buradaki koku değildir. Hazreti Peygamber'in oruçlunun oruçluyken misvak kullanmayı yasakladığı veya bunu kerih saydığı bize aktarılmadı. Bilakis misvak kullanmak zaman veya halle sınırlanmaksızın teşvik edilmiş bir emir, kayıtsız bir teşvik, hatta peygamberin bu konudaki vurgusunu hesaba katarsak teşvikten daha çok vacipliğe yakındır. Bu rivayet yanında oturan mümin olmayan birisinin eziyet göreceği bir koku ağzından yayılması nedeniyle üzülen oruçlunun kalbinin kırıklığını onarır. İman ile bezenen kimse ise böyle bir kokudan eziyet duymaz. Çünkü iman nedeniyle oruçlunun kokusunun Allah katındaki değerini bilir. İnsan doğru düşüncelerinin çirkin bulacağı bir şeyi sırf nefsani bir amaç nedeniyle güzel bulabilirken Rabbi razı edecek bir şeyi hissettiğinde müminin hali nasıl olabilir ki? O bununla daha da sevinir. Bizim zevk yoluyla elde ettiğimiz bilgiye göre bu konuyu dünya hayatında mis kokusu gibi algılamak imanın alametidir. Bu kokunun Allah'ın kendisine gösterdiği ilgi nedeniyle diğer kokulardan üstün olduğuyla ilgili böyle bir rivayet oruçlunun kalp kırıklığını onarır. Onu daha fazla oruç tutmaya teşvik eder. Meleklerin ve Allah adamlarının ağzının kokusuna rağmen kendisiyle oturmaktan eziyet görmeyeceklerini kendisine öğretir. Halbuki melekler Ademoğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsız olur. Bu konuda oruçlunun ağız kokusu hakkında değil fakat sarımsak ve benzerleri hakkında bir rivayet vardır. Oruçlu misvak kullanırsa hangi vakitte olursa olsun misvak kullanmayandan daha üstün bir derecededir. Çünkü o Allah'ı razı edecek bir ameli araştırmıştır ki o da misvak kullanmaktır. Bilmelisin ki kötü koku insandan kaynaklanmaz. O doğanın bir gereğidir. Bu ise midede kalan ve hoş kokulu yeni yemeğin örtemediği artık yemeklerin kokuşmasından kaynaklanır. Nefes ise uğradığı güzel ve çirkin kokuları dışarıya çıkartır. Bu kokuları insan duyusal olarak, melek ise manen hisseder bu kokuları. Nitekim kul bir yalan söylediğinde bu sözün yaydığı kötü koku nedeniyle melek kendisinden 3 mil uzaklaşır. Koku alma duyusuyla da bu kokuyu koku ehli o kişiden alır. Bu makamın ehli ve bu hal sahibi bir insan hakimlik görevinde bulunursa, hüküm verirken yalan tanıklık yapıldığında lehinde tanıklık yapılan kimsenin yararına hüküm vermemelidir. Yalan tanıklığa rağmen onun lehinde hüküm verirse Allah katında günahkardır. Bu zevk ehli için yararı büyük bir konudur. Hakim bilgisiyle hüküm vermezse bile bilgisine karşı çıkması ise kesinlikle caiz değildir. Bakın burada
Daha önce de bu konu geçmişti. Defaatle bazen Muhittin İbn Arabi Hazretleri diğer ciltlerde de geçecek. Koku, insanın her amelinin bir kokusu vardır. Nasıl ki yalanın kendine münhasır kokusu olduğu gibi, işte ne bileyim, kötü fiillerden veya güzel fiillerden, içki içmekten, kumar oynamaktan, güzel ameller işlemekten, hepsinin kendine münhasır bir kokusu vardır. İşte bu Allah-u Teala kimin burnunun üzerindeki bu kanalları açtıysa manevi anlamda, bu kokuları duyar, alır. Yanına gelen kişinin o kişiden sadır olan kokudan dolayı hangi ameli işlediğini, yanına geldiğinde hangi ameli işlediğini, gelmeden önce hangi ameli işlediğini bilir. Veliullah'tan bir kısmı bu mertebededir yani. Bu mertebe kendisine verilmiştir. Yanına gelen kişinin yaptığı ameli kokusundan, kokuyu seçerek ayırdığı için, bildiği için kokusundan bilir ve işte onun ameline göre ona icabında bir söz söyleyebilir, mesaj verebilir. Bu o kokuyu algılamaktan kaynaklanır. Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ki, bu hakim konumunda bir insansa, yani kendisine gelen bir davada hükmetme yetkisine haiz bir insansa ve bu kokuyu alma selahiyeti varsa, bu makama yerleştiyse kişi, işte o zaman o yalan tanıklık yapan insanın tanıklığına göre hareket ederse günaha girer. Madem ki kokuyu aldı, onun fiilini, amelini o kokusundan biliyor, o zaman aldığı koku üzerine hüküm vermesi lazım. Doğruya, doğru bir şekilde hareket etmesi lazım. Bu makamdaysa, koku alabiliyorsa. Kişi hakim konumunda olup da koku alamıyorsa, o zaman delilleri değerlendiriyor. Mecburen tanıkların tanıklığını dinler, ona göre kararını vermiş olur. Burada bu kokuyla alakalı da mevzuyu dile getirmiş oldu. Evet, devam ediyoruz. Mallarla ilgili durum böyledir. Söz konusu olan bedenler olduğunda ise hakimin hükme konu olan kimse hakkındaki hükmünü açıklamaya gerek duymadığım başka bir nedenle vermesi şart değildir. Öyleyse oruç ağız kokusunun sebebi değildir ve oruç Allah'a aittir. Bu nedenle müminin oruçlunun ağzından ortaya çıkan kokuya karşı tahammül göstermesi gerekir. Allah ise bu kokuyu duyan kişiyi dikkate alarak kendisinden orucu uzaklaştırmak için oruçluya hızla orucunu bozmayı ve sahuru geciktirmeyi emretti. Ayrıca iftar edişinde onun adına doğal bir sevinç yarattı. Konuyla ilgili başka bir batini yorum şudur. Oruçluya iftarı hızla yapması, sahuru geciktirmesi emredildi. Bunun amacı bu iki namazda temiz bir kokuyla Hakk'a yakarmasını sağlamaktır. Yani oruçlunun iftarı acele etmesi, iftar yaptıktan sonra namaza yönelmesiyle işte o ağzındaki hoş olmayan kokunun gitmiş olması amaçlanmış olur. Çünkü oruç zamanı sona erdi. Oruç zamanı tamamlandıktan sonraki bu koku oruçlunun kokusu değildir. Onun kokusu oruçluyken vardı. Allah peygamberin bildirdiği bir hadiste şöyle demişti. Oruçlunun ağız kokusu Allah katındadır. Böyle olması oruçlu onu temizlemediğinde kıyamet gününde böyledir. Misvak ile ya da orucunu bozmayan şeyle onu temizlediğinde ise daha temiz ve daha hoş olur ve bir temizlikten başka birine geçerek Allah'ı memnun eder. Çünkü bu çirkin kokunun oruca, yani sevabını arttıracak bir etkisi yoktur. Bir rivayette şöyle denilir. Allah kendisi için güzelleşmeye en layık kimsedir. Kokuları güzelleştiren ve onlardaki çirkinliği gideren nesneleri kullanmak güzelleşmenin bir parçasıdır. Allah güzeldir ve güzeli sever. Her şeyin güzelliği kendisine uygun ve onun gerektirdiği tarzdadır ki bu güzelliği algılayan kişi o yoldan algılar ve haz alır. Bu algıyı göz, kulak, burun, tat, dokunma, duyulan, görülen, yenilen ve dokunulan şeylerden alır. Bir rivayette misvak, sivake ile namaz kılmak, misvak kullanmaksızın kılınan 70 namazdan üstündür denilir. İşaret yorumunda ise sivake bir anlamda misvak kullanmak, bir yorumda senden başkası demektir sivake. Yani senden başkası Rabbindir. Yorumda hadisin anlamına göre Rabbin vasıtasıyla namaz kılman nefsin vasıtasıyla namaz kılmandan hayırlıdır anlamı çıkar. Burada peygamber sivaya, yani başka, siva, başka işaret etti. 70 ise insanın ortalama ömrüdür. Şari, yedileri genellikle yalın ve bileşiklerde dikkate alır. Hadisin yorum yöntemine gelirsek, hadis iki temizliği kendisinde toplar. Abdest ve misvak kullanmak. Abdest derken kastedilen ağza su vermektir. Bu ise bize göre abdestin sünnetlerindendir. Ağız, konuşma organıdır çünkü namaz gündüz
muhadese yani sohbet, gece müsamere yani gece sohbeti, sırda ihtisas yani müsarere yani içten konuşmak, açıkta tebliğ etmek demektir. Bütün bunlar ayakta duran, oturan ve yanı üzerinde yatan için böyledir. İşaret aleminden olduğunda ve senden başkası sivake ile namaz kıldığında ancak Es-Subhuh, Subbuh ve El-Kuddus isimlerinden namaz kılabilirsin. El-Kuddus temizlenmeyi gerektirir. Burada işaret ve tahkik yorumunda söz ederken Allah ehlinin bilgi kaynaklarından habersiz onların o insanların zahiri hükümleri reddettiklerini zannetmemesi için bir fark koyduk. Söz konusu kimseler Allah ehlini batınıyla nispet eder. Allah ehli böyle bir suçlamadan münezzehtir. Onlar her iki ucu kabul edenlerdir. Şeyhimiz Ebu Medyen tek başına bir yönü benimseyeni kınayarak iki ucu birleştiren sünnet ve bilgide kamil olandır derdi. Yani zahirle batını birleştirmek. Ne komple zahirde kalacaksın ne tamamen batına yöneleceksin. Hem zahiri hem batını birleştirmek. Burada şeyinde bir tabiri vardır. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin iki kanatlı kuş der. Yani zahir alimi tek kanatlıdır. Sadece zahire göre hükmeden kişi. Hem zahiri ilmi edinip hem de batını ilmi edenirsen işte o zaman iki kanatlı kuş olmuş olursun ki uçabilirsin. Kuş olmak uçmayı gerektirir. Senin tek kanadın varsa asla uçamazsın. Ne sadece zahir ilminde kalacaksın ne de sadece batın ilminde. İkisini bir de elde edersen işte o zaman amacına vasıl olmuş olursun der. Zahir ve batın arasındaki ortaklık peygamberin sivake, misvak kullanmak ve senden başkası sözünden gerçekleşmiştir. Sivak kelimesindeki K harfi asıl anlamıyla kelimenin bir harfiyken istisnai olarak izafe edilen bir harftir ve asli harf olmaz. Onu tahkik yönünden kabul eden kimse ikinci tekil şahsın izafesi olmasına tek bir şey olarak bakmıştır. Bu durumda onu izafette tıpkı bir kelime gibi asıl yapar ve bileşikliği tek bir kelimedeki harflerin bileşiğinin batini yorumu sayar. Böyle bir hitabın izafesinin varlığı izafe K'si ile yapılabilir. Sivak ismi de K olmaksızın var olamaz. Allah ehlinin meseleye ne kadar ince baktığına dikkat ediniz. Bu bilgi teorik düşünceden olsaydı kuşkusuz bu bilgiyle bile başkalarından üstün olurlardı. Onlar böyle ise hakkında o arzusundan konuşmaz, sadece vahy edilenini söyler. Ona güç sahibi olan öğretti. Ayetinde buyrulan peygamber nasıldır? Allah rızık verendir ve bilgi ruhların rızkıdır. O metin ve güç sahibidir. Bir oruçluya iftar ettirmek. Tirmizi'nin Zeyd bin Halid el-Cüheni'den aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Kim bir oruçluya iftar yaptırırsa onun sevabı kadar sevap alır. Fakat oruçlunun sevabından bir derece eksik kalır. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söyler. Oruçlunun iftar etmede bir sevabı olduğu gibi oruç tutarken de sevabı vardır. Ona iftar yaptıranın da orucu bozma sevabı vardır. Oruç tutma sevabı yoktur. Bunu anlamalısın. Bu rivayetten ise oruç bozmanın yani iftarın onu tamamlayan bir öğe olduğunu anladık. Bir davranışında bir insana yardım eden kişi davranış sahibinin ücretinde bir eksilme olmaksızın onun hayrına ortaktır. Bu durum davranışı yapandan bir eksiklik meydana getirmeyeceği gibi sevap her ikisi için tamdır. Bir hadiste kim iyi bir adet çıkartırsa onu yapanların sevabını alır denilir. Burada Şari oruç bozmayı orucun tamamlayan bir unsuru saymıştır. Parçaları birbiriyle ilişkili bir şeyin bir parçasıyla nitelenen kimse o şeyin sevabını elde eder. Bununla birlikte onu yapan kişi gibi bütününü yapmamış ve elde edememiş olabilir. Söz gelişi, peygamberliğin parçalarından birisiyle nitelenen kimse peygamber gibi bir ücret ve fazilet elde eder. Bununla birlikte peygamberliğin tümüne sahip olamaz ve o bir peygamber değildir. Birçok ibadetlerde de böyle. Mesela geçer kitaplarda falanca hayrı yapan işte hacca gitmiş gibi sevap alır der. Bakın burada hacca gitmiş gibi, hacca gerçekten gidenin sevabı olmaz. Hacca gitmiş gibi sevap alma mevzusu var burada. Burada bir incelik var. Yani falanca hayrı yaptım ben hac sevabı aldım. Hacca gitmeme gerek yok. Böyle bir anlam çıkmaz oradan. Hacca gitmiş gibi
bir sevap alır. Ama hacca giden o hac farizasını yerine etmiş olmakla hac etmiş olur. Onun sevabıyla tabii ki farklıdır. Burayı çok anlamak lazım. Derin bir ifade var burada. Gibi ile onu yapmak aynı şey değil. Gibi. Farklı şey. Bununla birlikte peygamberliğin tümüne sahip olamaz. Ve o bir peygamber değildir. Bir rivayette kıyamet günü peygamber olmayan bir grup gelir ve peygamberler onlara gıpta eder denilir. Peygamberler peygamberlikteki güç ve meşakkat nedeniyle bu fazilete ve ecre ermiştir. Bu kimseler ise herhangi bir meşakkatin bulunmadığı, onun için bir ya da birden fazla parçasına ulaşmış ve onunla nitelenmiştir. Onlar sadece bu parça vasıtasıyla peygamberliğin bütününle nitelenenin peygamber sevabını kazanır. Bu duruma örnek olarak zengin karşısındaki yoksulun durumunu verebiliriz. Yoksul, zenginin veya bilginin kendisinin yapamayacağı işleri yaptığını gördüğünde aynı iyiliği yapmak ister. Bunlar sevapta birdir. Fakat sadece niyette ortaktırlar. Bununla birlikte yoksul malını nereden kazandığı hakkında hesaba çekilemeyeceği için zengine göre ilave bir hale sahiptir. Zengine nereden kazandın, nerede harcadın denilecektir. Burada da bir inceliğe dikkat çekmiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Mesela bir zengin bir hayır işlese o yapmış olduğu hayrın sevabını alır. Fakat bu zengine o malı nerede kazandığı, nerede harcadığı sorulacak. Bir yoksul insan o zenginin yapmış olduğu hayrı gördüğünde işte benim de bir malım olsaydı, mülküm olsaydı da bu insanlar gibi o ihtiyaç sahiplerine bir hayırda bulunsaydım, Allah bana da nasip etseydi diye kalpten bu niyeti geçirdiği zaman Allah-u Teala ona da o hayrı yapmış gibi sevap veriyor. Aslında diyor burada o yoksul daha karlı. Neden? O zengin o hayrı yaptı. O hayrının sevabını kazandı ama ahirette ona hesap sorulacak. O malı nereden kazandı, nerede harcadı. Fakirde ise bir hesap yok. Aynı o hayrı yapmış gibi sevabı almakla birlikte malı olmadığı için de hesap yok. Burada fakir daha avantajda bir nevi. Böyle bir durum da var. Onu da dile getirmiş oluyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bunlar peygamberlerin gıpta ettiği kimselerdir. Fakat gıpta cennette değil, kıyametin duraklarındadır. Bakın burada da meseleyi anlatıyor. Peygamberler o insanlara gıpta ederler. Onlar sedirler üzerindedirler. Mevzusu var ya mahşer alanında. İşte burada o peygamberler cennette gıpta etmez bunlara. Onların gıpta etmiş olmaları onların makamının peygamberden yüksek olduğu anlamı çıkmaz. Onlar peygamberlerin üzüntüleri, Muhittin İbn Arabi Hazretleri başka yerde tekrar anlatır. Peygamberler o mahşer alanında sıkıntı hallerinde. Bu sıkıntıları da kendilerinden değil, kendi nefislerinden değil, ümmetleri adına sıkıntılılar. İşte bu gıpta edilen kimselerde böyle bir sıkıntı olmadığı için onlar Allah ile birlikte bu alemde yaşamışlar. Dolayısıyla bunların öyle bir sıkıntısı olmadığı için peygamberler onlara gıpta ediyorlar. Bakın gıpta etmedeki incelik burada. Ve bu gıpta diyor kıyamet duraklarında. Şeyde değil. Cennette böyle gıpta yok. Zaten cennette peygamberlerin üstünde olması mümkün değil. Başka bir peygamber olmayan bir insan. Burayı da iyi anlamak lazım. Onların makamları hakkında Allah büyük korku onları mahzun etmez der. İşte o gıpta edilenler. Büyük korku onları mahzun etmez. Peygamberler kendileri hakkında değil, açmış burada konuyu. Peygamberler kendileri hakkında değil, ümmetleri hakkında korku duyar. Peygamberler kendileri hakkında değil, ümmetleri hakkında korku duyar. Müminler ise sadece yaptıkları günahlar nedeniyle kendileri adına korku duyar. Onların haklarında korkacakları bağlıları olmadığı gibi korku duymalarına sebep olabilecek bir günah da işlememişlerdir. Büyük korku onları üzmez. Her nebiye gönderildiği ümmetin toplam sevabı verilir. Her nebiye gönderildiği ümmetin toplam sevabı verilir. Söz konusu ümmetin ona inanıp inanmaması birdir. Bakın. O ümmet ona inanmış, o peygambere inanmış, inanmamış mesele değil. Her ümmetin toplam sevabı verilir. Çünkü her nebinin niyeti insanların kendisine inanmış olmasını arzulamaktır. Böylelikle bütün peygamberler temenni ücretinde bir, fakat kendilerine uyanların sayısıyla her biri arkadaşından ayrılır. Öyleyse bir peygamber gelir, yanında büyük bir kalabalık bulunur. Biri gelir, daha azı, daha azı, böyle sayıları azalır. En sonunda bir peygamber gelir,
yanında iki adam, bir adam veya hiç kimse olmaz. Peygamber olarak gönderilmiş ama ona tabi olan, onun emrine uyan olmamış. Bunların hepsi temenni ve tebliğ ücretinde aynı derecededir. Kim bir oruçluya iftar ettirirse ilahi bir nitelikle nitelenmiş demektir. Bu nitelik Allah'ın El-Fatır yani açan, yaratan ismidir. Bu isim güneş battığında oruçluya orucunu açtırmıştır. Oruçlu yese de yemese de ya da içse de içmese de dince orucunu açmış sayılır. Güneşin batımıyla birlikte. Güneşin batımı onu oruçlu nitelemekten çıkarttı. Bakın demek ki orucun hükmü ne zaman bitiyor? Güneş battığında oruçluluk hükmünden çıktı o kişi. İster yesin ister yemesin. Bu durum yedirdiği şey ile ona orucunu bozdurmuştur. Bu dereceye ulaştığında ise Allah'a ait özellikle ahlaklanmış sayılır. Nitekim oruçluyken de Allah'a ait yemekten, içmekten, eşten ve orucu bozan her şeyden münezzehlik özelliğine sahipti. Yolcu orucu. Tirmizi Ayşe'den aktardığı bir hadiste Hazreti Peygamber şöyle demiştir. Bir kavme konuk olan onlardan izinsiz nafile oruç tutmasın. Bir kavme konuk olan onlardan izinsiz nafile oruç tutmasın. Misafirliğe gittin. Başka bir şehre, başka bir diyara. O misafirlikte o ev halkının iznini almadan nafile oruç tutmak uygun değil. Bu hadisten bu mana çıkıyor. Sufilerin Allah'ın konukları olduklarını anladık. Çünkü onlar ilahi mertebeyi tercih ederek nefslerinden ve bütün hazlarından yolculuk yapar. Allah'a konuk olurlar. Onlar ancak konuk oldukları kimsenin ki Allah'tır izniyle bir şey yapar. Onlar ilahi bir emir olmaksızın tasarrufta bulunmaz, durmaz ve hareket etmez. Bu niteliğe sahip olmayan kimse yolda yürür, nefsinin yollarını aşar, en sonunda Rabbine ulaşır ve bu durumda konuk haline gelir. Onun yanına yerleşip geri dönmediğinde ise ehil olabilir. Yerleşip geri dönmüyorsa ehil, geri dönecekse konuk. Çünkü Kur'an ehli ki Kur'an toplamak demektir, Allah'ın ehli ve seçkinleridir. Hikaye. Şimdi bu meseleyle ilgili bir hikaye anlatıyor. Şeyhimiz Ebu Medyen Mağrib'de mesleği terk etmiş ve Allah'ın kendisine verdiği fethe göre Allah karşısında otururdu. O bu oturuşta Allah karşısında garip bir yönteme sahipti. Kendisine getirilen hiçbir şeyi reddetmezdi. Bu konuda Abdülkadir el-Cilli gibiydi. Ancak Abdülkadir zahirde şerefin verdiği özellik nedeniyle daha etkin idi. Ona şöyle soruldu. Ebu Medyen, niçin bir meslek edinmiyor veya niçin meslek edinmeyi kabul etmiyorsun? Ebu Medyen, kabul ediyorum demiş. Bunun üzerine niçin sen bir meslek yapmıyorsun diye sorulunca şöyle yanıt vermiş. Size göre bir insan bir kavme konuk olup oraya yerleşmeye karar verdiğinde konuk süresi ne kadardır? 3 gün diye yanıt verilmiş. Misafirlik 3 gündür. 3 günden sonra ne olur diye sormuş. Onlar da onlara yük olmamak için bir meslek yapar demiş. Şeyh şöyle yanıt vermiş. Allahu Ekber, insaf. Biz Rabbimizin konuklarıyız. Biz sonsuza dek evine yerleşmek üzere ona konuk olduk. Ve konukluk hali ortaya çıktı. Allah kuluna güzel bir huy gösterdiğinde öncelikle kendisi o huyla nitelenmiştir. Onlar haklısın demiş. Ebu Medyen eklemiş. Rabbimizin günleri onun söylediği gibi ayette şöyle geçer. Sizin saydıklarınızdan 1000 senedir. Bir gün 1000 senedir. Öyleyse ona konukluk da günlerine göredir. Onun nezdinde 3000 sene kaldığınızda bir meslek yapmayız. Bakın buradan bu bakış açısıyla 3000 sene konukum diyor. Yani Rabbimizin ne diyor ayette geçen? Sizin saydıklarınızdan 1000 senedir bizim indiğimizde bir gün dediği için madem ki 3 gün konukluk var, 3000 sene orada kalırsam ancak konukluğum biter 3000 seneyle demiş oluyor. Dolayısıyla 3000 sene meslek yapmayız. Bundan sonra bize itiraz edebilir misiniz? Dedi Şeyh Ebu Medyen.
O zaman biz ölmüş, dünya hayatı sona ermiş ve onun nezdindeki konukluğumuz nedeniyle faziletimiz geride kalır. Bir insan 3000 sene yaşayamayacağına göre. Kendisine karşı çıkan insan Ebu Medyen'in sözünden hoşlanmıştır. Sen de onlardan isen bu söze iyice bak. Onlardan isen. Burada bir incelik var. Burayı iyi anlamak lazım. Yani onlardan isen, Şeyh Ebu Medyen gibi bakabiliyorsan, o makamdaysan sen de öyle ol. Değilsen öbür türlü bak o zaman. Dünya günüyle 3 günü say. Bunları iyi ayırt etmek lazım. Yani bunu daha önceki sohbetlerimizde de hep dile getirdik. Yani Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri gibi veya Ehlullah'ın büyüklerinin yapmış olduğu o haller, o hareketler, o davranışlar, o mertebelerinin gereği yapmış olduğu sözler ya da fiiller, o mertebeye gelirsek bizim de öyle yapmamız uygun düşer. Fakat o mertebenin adamı değilsek ya da o hal üzerimizde yoksa, onları kendi üzerimizde caiz görmek veya onlar gibi onları takliden yapmak neticesinde bir zarara ziyana uğradığımız zaman eyvah demeyelim. O bizim nakıslığımızdan, noksanlığımızdan kaynaklanır. Ne yaptı Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri? İsteyici gelip de Allah rızası için bana bir şey ver dediği zaman hiçbir şeyi, parası pulu yoktu, evini verdi. Al dedi, evim senin. Allah rızası için dedi diye. Burayı iyi anlayalım. O onun mertebesi, onu gerektiriyor. Madem ki Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri böyle yapmış, benim de karşıma birisi çıkıp da Allah rızası için ver dediği zaman ben paramı, pulumu, cebimdeki her şeyimi boşaltayım, evimi, arabamı vereyim derse, insan açıkta kaldığı zaman ertesi sabah uyandığında eyvah der. Eyvah diyeceksen o yapmış olduğun yanlıştır. Eyvah demeyeceksen, İbn Arabi'nin makamındaysan yap. O eyvah dememiş. O çünkü neye verdiğini, niçin verdiğini bilmekte. Allah'a teslim olmuş. Burayı iyi ayırt etmek lazım. Devam edelim. Haftanın günlerinin oruçla ilgisi. Tirmizi'nin Ayşe'den aktardığı bir hadiste şöyle denilir. Hazreti Peygamber her ay cumartesiyi, pazarı ve pazartesiyi, diğer aydan ise salı, çarşamba ve perşembeyi oruçlu geçirirdi. Hazreti Peygamber her ay cumartesiyi, pazarı ve pazartesiyi, diğer aydan ise salı, çarşamba ve perşembeyi oruçlu geçirirdi. Bu hadisten peygamberin haftanın her gününü oruçla geçirmeyi amaçladığını anladık. Bu ay onunla o günleri, diğer ay o günleri tutuyor. Bu durumda peygamber gün orucu tutmuş olabileceği gibi kendisinden güne bir ihsan da olabilir. Günler kulun kendisinde yaptığı ibadetlerin mekanı olmakla birbirlerine karşı övünür. Salih kul her bir gün kendisine şükretsin diye haftanın, yılın ve ayın her günü için yapılabilecek iyiliklerin birisini belirler. Gün Allah nezdinde o ibadetle süslenir. O kişinin lehinde tanıklık yapar. Her şeyin bir ruhaniyeti var. Bakın günün de ruhaniyeti var. Sen o gün oruç tuttuğun zaman o gün senin adına da tanıklık yapıyor. Allah'tan rahmet diliyor. Bir günde bütün iyilikleri bir araya getirme mümkün değilse o günde yapılabilecek şeyi yapmak gerekir. Ertesi hafta aynı gün geldiğinde İlk hafta kaçırdığı ibadeti o gün yapabilir. Böylece bütün iyilikleri o gün gerçekleştirmiş olabilir. O günde toplamış oluyor. Senenin ve ayın bütün günlerinde böyle hareket edilir. Bilmelisin ki ayların günleri ilişkili oldukları şeye göre derece dereceyken gündüzün ve gecenin saatleri de ilişkili oldukları şeye göre derece derecedir. Gece gündüzden saatlerini alır. Gündüz de geceden saatlerini alır. Vakti belirlemek gece ve gündüzü içeren günün hareketinden kaynaklanır. Ayın günleri örfte menziller diye isimlendirilen sabit yıldızlarda değil, büyük feleğin menzillerini gezegenlerin kat etmesiyle ortaya çıkar. Ayın feleği kat ederken belli günleri olduğu gibi Katib'in yani Utarit, Zühre'nin, Güneş'in, Merih'in, Müşteri'nin ve Zühal'in de başka günleri vardır. Bakın bu saymış olunan yıldızların her birinin bir gün üzerinde hükmü, tesiri vardır. Bunlar da ayrı bir konudur. Bunlara daha sonra detaylıca gireriz inşallah. Her bir gün, günün başlangıç saati itibariyle bu gezegenlerden birinin tesiri altında kalır ki her gezegenin de kendine münhasır bir etkisi, tesiri var. O insanlar üzerinde ya da alemde, alemdeki varlıklar üzerinde o tesirini icra eder. Evet. Açığa çıkarır. Bunlar sebepler. Sebepler dairesi içerisinde Allah-u Teala sünnetullah kanunu işletmekte. Bu da bu ilimleri bilmekte insana bir fayda getirir.
hakikatlere dair bir fayda elde etmiş olur bu ilimleri bilmekte. Devam edelim. Aziz Allah. Kul bütün bunları amellerinde dikkate almalıdır. Çünkü onun ömrü bunları yerine getirebileceği kadardır. Bu ayların en büyüğü yaklaşık 30 seneden fazla olabilir. Burçlar feleğini kat edişte sabit feleklerin aylarını anlatmaya gerek yoktur. Çünkü ömür onlara gerekli ibadeti yerine getiremeyecek kadar kısadır. Fakat onların cehennem ehlinde bir hükmü vardır. Bakın, burçların cehennem ehlinde bir hükmü vardır. Gezegenlerin de cehennemin ilk derecesinde bulunanlar üzerinde hükmü vardır. Gezegenler. Bu saydığı gezegenler. Birinci derecede bulunanlar bilhassa münafıklardır. Cehennemde derece derece, şimdi onları söylüyor. Birinci derecede bulunanlar bilhassa münafıklardır. Cehennemin en altında yanacak olan, azabı en büyük olanlar münafıklar. Batınilerin ilk mertebede yerleri yoktur. Onların yeri cehennemin üst katıdır. Kafirlerin ise cehennemin her yerinde bir yeri vardır. Cennet ehlinin üzerinde dönen burçlar feleğidir. O hiçbir yerde durmadığı için hareketi gözleme göre sona ermez. Çünkü gözlem onu takip edemez. O parçaları birbirine benzer bir şeydir ve bu nedenle sonlu değildir. Bu nedenle sonsuza değin sabit nimette daimi olarak kalmak gerçekleşmiştir. Sonsuza değin. Cehennemin hükmü nimetlenenlerin hükmüyle bir değildir. Çünkü onların üzerinde dönen şey menziller feleği ve yıldızlardır. Bakın, cennet ehli ile cehennem ehlinin yıldızların tesiri açısından farkı anlatmakta. Bunların alanı sınırlı bir şekilde yol alır. Bu nedenle onların üzerinde azabın sonsuz olmaması umulur. Cehennem ehlinin. Bu Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin bu deyişini daha önceki derslerimizde de işledik. Değişik ciltlerde yine bu konuyu açacak. Bu çok eleştirilmekte bazı alimler tarafından. Zahir alimleri zaten eleştiriyor da. Muhittin İbn Arabi Hazretleri azabın sonsuz olmaması umulur diyor. Bunu da kendine göre delilleriyle anlatmakta, ifade etmekte. Önceki derslerde işlemiştik, hatırlanır. Ateş azap diyarıdır. Ateş acının bir yer olmasına ilave bir hükmü vardır. Çünkü biz cehennem bekçilerinin cehennemde azap çekmeden sürekli nimet içinde kalacaklarını biliriz. Bununla birlikte onlar oradan çıkmayacaktır. Çünkü onlar cehennem için yaratılmıştır. Ve cehennem daimidir. Orada kalanlar da cehennem için yaratıldığı için daimidir. Orucu kendisiyle bitirdiğimiz rahmetin öne geçmesi ve gazap özelliğine baskın gelmesi hakkındaki ifadelerimizi iyi öğren. Allah her menzilde bir tecellisi olması gerekecek şekilde yüce ve üstündür. Allah hiçbir kötülüğün bulunmadığı sırf hayır, iyilik, karşılığında yokluk bulunmayan varlıktır. Varlık alemdeki mutlak rahmettir. Azap ise bir takım nedenlerle ortaya çıkar ve ilişir. Dolayısıyla geçici bir durum nedeniyle meydana gelen bir arazdır. Arazlar süreklilik özelliği kazanamaz. Kazansalardı araz olmazlardı. Araz hiçbir zaman geçicilik özelliğinden kurtulamaz ve bu nedenle de azabın sürekliliği fikri zayıflar. Rahmet bilkuvve bütün oğullarını kendinde taşıdığı halde Adem'i bütünüyle kuşatmıştır. Böylelikle rahmet bir sınırlama olmaksızın geneldir ve hepsini kuşatır. Adem rahmete mazhar olan ismini hak ettiğinde onda rahmet kabul etmeyen bir oğulun bulunması mümkün değildir. Allah şöyle buyurur. Ona döndü ve hidayet etti. Başka bir ifadeyle rahmetiyle ona döndü ve rahmet ile kendisine döndüğünü ona açıkladı. Böylelikle rahmet kuşatıcı oldu. Hamd Allah'adır. Allah kulunun kendisi hakkındaki inancına göredir. Ramazan orucu. Ramazan ayı içinde doğrudan hükmü bulunan tek isim Ramazan'dır. Gökleri ve yeri yaratan El-Fatır isminin hükmü ise ister oruç arz olsun ister olmasın her kulda belirli günlerde gerçekleşebilir. Bunun nedeni her fiilde kulun yerine getirdiği bir ibadetin bulunmasıdır. Bu ay yapılan iyiliklerden birisi Ramazan ismiyle münacat etmek üzere geceyi ibadetle geçirmektir. Bu münacat visal orucu tutulmuşsa keşif yoluyla.
Bazen de El-Fatır isminin perdesinin ardından gerçekleşir. Çünkü ilahi isimler birbirlerini perdeler. Bununla birlikte perdeleyen ile perdelenene ait vaktin otoritesi vardır. Çünkü onların bir kısmı perde olmaya diğerlerinden daha layıktır. Bu durum yaratıkların bütün hallerine sirayet etmiştir. Ebu Ahmet el-Cürcani Amr'dan, o da El-Muttalip'ten, o da Ayşe'den şöyle aktarır. Hazreti Peygamber Ramazan girdiğinde atkısını bağlar, Ramazan çıkıncaya kadar yatağına dönmezdi. Müslim Ayşe'nin şöyle dediğini aktarır. Hazreti Peygamber 10, yani Ramazan'ın ilk 10 günü girdiğinde geceyi ayakta geçirir. Ailesini uyandırır, ciddi davranır, atkısını bağlardı. Geceyi ayakta geçirmek namaz kılmak demektir. Dini terminolojide geceyi ayakta geçirmenin bilinen anlamı budur. İnsanlar geceleyin Hakk'a yakarırken iki kısımdır. Bir kısmı Allah'a El-Mümsik ismiyle yakarır ki o da Ramazan isminin perdedarlarından biridir. Bir kısmı ise El-Fatır ismiyle yakarır. Bu da o isim perdedarlarından biridir. İnsanlar ise hallerinde farklı farklıdır. El-Fatır ismi Ramazan ayı gecesinde hüküm bakımından bizde El-Mümsik isminden güçlüdür. Oruçluyken görünüşte yemese ve içmese bile gecelediğinde Rabbinin yedirdiği ve içirdiği bir insan yiyor demektir. Bizzat kendim bunu tecrübe ettim. Hazreti Peygamber'in ben aranızdan birisi gibi değilim. Ben gecelerim ve Rabbim beni yedirir ve içirir. Hadisinin ne anlama geldiğini buradan öğrendim. Peygamber hitap ettiği topluluğun ona benzemediğini söyledi ve bu hal onlar için söz konusu değildi. Bütün ümmet kastedilmiş olsaydı ben o hali tecrübe edemezdim. Halbuki Allah'a hamdolsun onu tattım. Oruçlu visal orucu esnasında Rabbinin yedirdiği ve içirdiği kimselerden değilse bu nitelikte olan kimseye göre çocuk konumundadır. Dolayısıyla o yalan elbisesi giyene benzer. Bu nedenle visal orucu tutmak bu niteliğe hal olarak ulaşmamış bir insan adına mekruh sayılmıştır. Evet, visal bağlamalı oruç. İftar yapmadan tutulan oruç. 2 gün, 3 gün üst üste diyor. Bu hale ulaşmadıysan bu kişiye mekruh sayılmıştır. Kendisi bu hali zevk yoluyla tatmalı, etkisi ise uyanıkken üzerinde görünmelidir. Allah yerinde doğruyu sevdiği gibi yerinde yalanı da sever. Bu ise yalan söylenilecek bir yer değildir. Çünkü Allah bu yerde yalanı çirkin sayar. Evet, bu bölümü de böylelikle tamamlamış olduk. Kalanı bu hafta bu kadar yapalım. Kalanı da konuyla ilgili vasıllar var. Onları tamamlarız. İnşallah oruç bahsini tamamlamış oluruz. Diğer bahislere geçeriz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabennar. Allahümme affirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin el fatihi lima uliga vel hatimi lima sabaga. Nasrul hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratıken mustakim ve ala alihi hakka kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani. Subhanellezi yarani, esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin salavatullahi aleyhim ve aleyna icmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.